Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyisinizdir. Arkadaşlar ben bugün yayla çorbası pişireceğim arkadaşlar. Burada böyle torba yoğurdum var. Unum var. Pirincim var. Tereyağı var. Bir tane de böyle arkadaşlar yumurtam var. Yumurtayı kırıverdim. Şimdi yumurtayı şöyle şuraya bir atıvereyim. Şimdi şöylece bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar bir tencere. Gülcan seviyor bunu. Gece de içecek. Gece gündüz içerim. Dur bakalım. Keşke şu büyük tencerede yapsaydım. Bu küçük geldi gözüme. Arkadaşlar bugün Ramazan'ın ilk günü. Tabii şu an biz bu videoyu artık ne zamana yayınlayacağımız tam olarak belli olmadığından şimdi dolayı. Şimdi arkadaşlar şöylece şunu şu şekil. Teli niye öyle tutuyor biliyor musun? Teli ben kırdım. Arkadaşlar şimdi ben bu teli atayım hemen. Diğer telimiz nerede? Bir tek miydi bilmiyorum duvar mıydı? Şimdi arkadaşlar onu torba yoğurdu. Torba yoğurdu arkadaşlar. Başka ne malzememiz var? Saydım ya. Pirincimiz var, tereyağımız var, nanemiz var, tuzumuz var. Şimdi şöyle hemen 2 dakikada yağalım. Robottan güzelce geçiriyoruz. Evet çok çıkıyormuş arkadaşlar sizin için. Sizin için ayarlı kısmı verdim. Şöyle bakın çok çıkıyor. Sizin için kıstım. Şöyle ses yapsın değil. Bence hızlıca yap hızlıca bitirelim. Aynen. Oh ne güzel köpürdü. Kolum ağrıdı. Niye kolum ağrıdı? Arkadaşlar malum annem diyette olunca da bize de fazla yemek yapmıyor. Var. Şimdi çok kalmamış. Az daha geçirelim. Güzel oldu. Tamam. Ama sen sabit tutuyorsun. Sağa sola çevirmiyorsun ki. Aşağı. Kapalı ki kamera. Ne kapalı? Kapattıydım. Şimdi arkadaşlar şunu şöyle hemen koyayım şuraya. Acele kıyamet hemen şunu bir. Telimi gittik ki. Telimi oraya attı. Kaşık vereyim mi? Yok kaşığını. Kepçe vereyim. Ver kepçeyle bakayım. Arkadaşlar. Kaynayana kadar karıştıracağız mı şimdi? Pirinçleri koyacağım içine. Yok şey edeceğim. Kaynadıktan sonra mı koyacağım? Kaynadıktan sonra. Tepesine hemen su koyacağım kızım. Torba yoğurdunu nereden aldın? Torba yoğurdunu komşu getirmiş. Bundan alıverdim yavrum. Arkadaşlar torba yoğurdu. Torba yoğurdunun gerçekten torba yoğurdu güzelmiş arkadaşlar. 2 kilo aldım. Ben sarımsaklı da neyini de seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar önüne inşallah. Bakın. Arkadaşlar genellikle Ramazan ayında ben hep tahrana yapardım. Gülcan sevdiği için şimdi yayla yapıyorum arkadaşlar. En çok sevdiğim çorba. Ay en çok Gülcan seviyor bu yayla çorbasını arkadaşlar. Şöylece gerçekten mis gibi bugün bir yayla çorbası pişireyim. Kızım gece de içiversin arkadaşlar. Koyu ben gene. Bunu günde, şimdiden bitiririm. Torba yoğurdu da kalmış bak burada. Evet. Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Gerçekten güzel bir yayla çorbası olacak. Mis gibi yanında da arkadaşlar çoban salatası yapacağım. Yıkadım güzelce ne yavrum. Ondanıma söyleyeyim. Yanında da arkadaşlar yalan söylemeyeyim. Dünden kalan bugün dedim ısraf etmeyeceğim. Şurada şöylece. O ne? Hemen şöyle. Oo, baldırcan aşı var. Patlıcan yemeği. Aynen. Şu da şöyle. Arkadaşlar zaten biz 3 kişilik aileyiz. Malum korona da var. Şöyle aynen. Ne birini çağırabiliyoruz ne birinin evine rahat rahat gidebiliyoruz. Bugünlük akşam yemeği arkadaşlar salata bu. Ben en çok da yaptığım mor lahanadan turşum var arkadaşlar. Şahsen bir şey söyleyeyim mi? Beni en çok hüzünlendiren şey ne biliyor musun? Korona olduğundan dolayı Ramazan sanki bayramı ayrı bir şey. Böyle değil mi? Aynen kızım. Çünkü Ramazan'da arkadaşlar şu tencereleri ayrı bir güzellik olurdu. Yemek yapmaya değin aldıydım şu büyük tencereleri. Böyle bunu daha büyüğü bir pilav tavamı büyüğünü göstereceğim. Onun dolusu biz kalabalık bir aileyiz Ramazan'da. Kimisi şimdi uzağa gitti arkadaşlar.
Tam 35 kişi oluyorduk. Daha da yeni doğan çocuklardan harç yani. Sen de eşimin sülalesi ha. Bizim kendi sülalemizde arkadaşlar rahmetli dedemin zamanında tam 70 kişi oluyorduk. Kalabalık bir aileydik. Şimdi arkadaşlar herkes ayrı ayrı oluverdiği için birimiz bir dağdayak, birimiz bir dağdayak. Herkes bir dağda olduğu için anca bir cenazede, bir bayramda bile yani nadir. Arkadaşlar herkes tabii uzak yerlerde uzak, şu anda. Şimdi şöyle olacak koyluğu da kızım şu şekil. Şöyle koyluğu şöyle olacak koyu gene. Arkadaşlar pişince nanesini verirken şimdi... Pirincini koymuyordun. Hemen şunu şöylece koyayım. Arkadaşlar ben sabırsızım. Hemen bu kettle'da kesilmiyor neyim. Böyle karıştırdığımız zaman hemen göstereceğim. Çorbayı mutlaka karıştırarak yapmanız önemli yok, zaten. Bu şey bak hiç karıştırdım. Kesilmedi. Kaynar suyla ettim ama gördünüz mü arkadaşlar? Ben kettle'da kaynattım su. O kaynar su. Şimdi? Şimdi pirinçlerini veriyorum yavrum. Bu benim en çok sevdiğim çorba. Hemen hemen bir şey vardır. Bir çay bardağı pirinç vardır. Gülcan koyu seviyecek. Gülcan da şimdi salatamızı yapar arkadaşlar. Ben bunu pişireyim. Daha neden olsun? Aynen öyle anneciğim. Hadi olsun. Arkadaşlar şimdi tuzumuzu ekledik salatamıza. Anne çok koydum babam. Değil. Arkadaşlar bizim salatamız böyle bol. İşte soğanlı. Ondan sonra domatesli çoban salatamız. Babamınki ayrı. Benimki de ayrı. Ben bunlara reçkesi koyuyorum. Onda sirke var. Mesela. Değil sirke mi? Sirke koyduk. Ya zeytinyağı. Çorbamız ne alemde bu arada? Çorbayı unutmadık valla. Çorbayı unutmadık. Çorba benim aklımda. Arkadaşlar çorba bu arada dalına kadar karıştırdım ben güzelce. Şimdi altı kısık bir ateşte içinde iyice pirinçlerin pişmesini bekliyoruz. Değil mi anneciğim? Pirinçler mi? Pirinçleri ben çamur gibi pişirmiyorum. Bunu birazdır yapıyorum. Evet de. Daha var. Ne? Daha pişmesine var. Var. Kanaati verdim. Narışkisi dökmedik ona. Dur. Çorbayınkine. Evet. Arkadaşlar Ramazan ayı normal. Babamınkine nar ekşisi ekleme. Ekleme. Yok o tekini yiyor da onu yemedi. Ekleme ekleme. Anne evet. Çok ekleme. Sevmiyor bu arkadaşlar. Bizimki dur babaannenin karıştırmadım. Bakın. Şimdi yeşil soğan. Dur şu yeşil soğanlar. Arkadaşlar yeşil soğan eşimin midesini kıyıyor onun için. Aynen öyle. Şimdi yani midesini biraz rahatsız ediyor. Buradaki de nane var. Nane var, var, salatalık var. Bununki yeşil biber var. Bu da böyle bir salat arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten o kadar harika oldu ki. Şöyle şu şekil mis gibi. Şimdi en sonunda arkadaşlar bakın. Koyuluğu bu. Tamam. Şöyle açayım içi korksun. Eğer... Bu arada yanımızdaki tava ne için? Tereyağımız var. Bu tereyağı sanki şey falan. Çorumdan gelme gibi. Yok kızım değil. Yoksa babaannem mi? Evet, dolaptan çıkarttım. Ha. Dolaptan. Nanemiz vardı da o nerede? Nane uzun şişenin içinde ya. Buraya atmış. Nanesini bol yok. Tamam. Aslında şeye yakın yakaydık. İyi oldu. Toz biber demek diyeceğim bu sefer. He? Toz biber. Anne ikide bir kaybolup duruyor mu? Şimdi arkadaşlar şöylece tereyağını cozur cozur yakalım bir. Şimdi tavayı da sizler açmadım. İçin koydum arkadaşlar. Sizler için bakın tavamına. Anne şunda çay mı var? He. Tava içtim. Kendime keyif yaptım. Yıkadım ama. Şimdi arkadaşlar. Onu oraya koymuşsun güzel de yağ üzeri batar dedim. Şimdi. Bir şey olmaz. Yağımızı, tereyağımızı güzelce şimdi, bir yakalım. Çorbamız diyeyim. Mis gibi. Şimdi tuzunu vereceğim kızım. Çorbamızın tuzu. Aynen. Hep burada batmış elimden ha. Vallahi elimden salata yaparken hep batmış ha. Bir tek böyle şunu yudum. Şunu yiyelim. Evet onu gördüm yıkarken. Yudum da şimdi. Hocam şunu şöyle de sana. Demleyemez, sıçramazım. Dedim sana. Aha. Sayamaz sana, demleyemez. Arkadaşlar bakın ben annemin oyunu biliyorum.
Burada. Ha. Karşılık çarşıda. Elin değilim. Kaç şeyden aldın mı ondan? Yok. Ondan, ondan. Kaç şeyi yıkadın mı da şimdi? Un koyduydum ya. Oydu. Ondan. Şimdi. Şimdi tuzunu vereceğim. Kocam niye demiyorsun tuzunu atsana diye. Tuzunu attın. Atmadım. Of. Şimdi. Altını bir kapat. Sormanı. Hani nasıl kapatayım? Arkadaşlar. Yavrum Hatice böyle bir iş yapmazdın ya. Açlıkta sen olarak bulduk böyle herhalde. Sorbanın altında. Aa, üzerine nane yakmayacaksın mı? Yakacağım, kapattım. Şimdi sıkın. Şöyle güzelce bol naneli yapıyoruz değil mi? Aynen. Bu kadar mı? Bir kase ver kızım abi. Bir kase mi? Aynen yavrum. Kase istedin. Kase de buradaydı. Dur. Bu makineye durdurdum. Hep makinede. Niye yavrum yıkadın? He? Niye? Hep yıkadım. Hepsini yıkadım yavrum. İyi yapmış. Şimdi şöylece arkadaşlar tuzunu şöyle bir karıştırayım. Burayı boşaltmadım da arka boşalacak. Hepsini arkadaşlar bir yön kafa esti makineye doldurdum yine. Yani elim ayağım durmadı de. Şimdi bunu da kutu. Şimdi onu bunun üstüne jos diye dökmeyecek misin? Dökeceğim de. Jos diyecek. Şu tuzunu kutu. Şimdi şöyle koyla onu göstereceğim arkadaşlara. Şimdi arkadaşlar şu şekil. Şöylece. Bugün annem bir durgun. Niye bilmiyorum. Vallahi açlıktan belin evri dönmüş kenara. Şimdi kızım. Elini yakma. Aha niye demiyorsun? Şimdi şöylece arkadaşlar. Çorbamın üzerine de şunu şöyle. Tamam. Bu soğuma aşamasında. Şimdi? Ya cozurdasın bir dur. Arkadaşlar siz bugün annem ne yapıyor? Bu annemin halleri ne? Bir de yapıyor. Bu arada arkadaşlar inşallah dediğim gibi tutunuz. Ay, Ramazan oruçlarınız inşallah kabul olur. Hocam şöyle. İnşallah korona bir an önce biter. Akrabalarımızla güzel Ramazanlar. Oo. Bunu da boşa vermeyeceğim ha. Bence bir çekil. Hiç değme. Oo. Mis mis. Ankara'ya son 3 dakika. 3 dakika varmış. Kaç geçiyor? 40 mı geçiyor? 40 geçiyor. 3 dakika varmış. 43 geçen mi? Evet. Arkadaşlar annem 48 diyordu. Ben de diyorum 43. Bu işte bir terslik var. Ben mi yanlış hatırlıyorum diye. Abi ışığı yak o yanlış. Hemen babacığım oranın ışığını yakalım. Arkadaşlar soframızda şu an daha çorbamızı koysak yeter anneciğim. 3 dakikamız kalmış. Orucunuz nasıl gidiyor bugün? Vallahi rahat orucunuz. Gayet iyiydi arkadaşlar. Akşam babamla bir güzel. Çok iyi hissediyorum. Oruç bak kadar güzel bir şey yok. Ben sağlık yönünden. Adamın biri var. Bak ton balığını denedik. Ton balığı yiyebilirsiniz arkadaşlar sabırla. Arkadaşlar Google Cem denedi. Ben denemedim. Ben babam yumurta mi yedim? Evet yumurta 3 adet. Kendi adama konuş lütfen. Anneciğim son 2 dakika. Arkadaşlar. Şimdi babacığım televizyonu kapatalım. Oruç değil arkadaşlar. Babacığım televizyonu bence kapatalım. Ne yapalım biliyor musun? Kapatmıyorum. Cam açalım mı? Ramazanlarda öyle yapardık. Öyle. Ramazan. Böyle bir. Arkadaşlar bu arada babacığım söylemek istediğim bir şey var mı? Yok kızım. Çorbamızın yanına gidiyorum ben. Herkese hayırlı Ramazanlar. Abi. Arkadaşlar annem makineyi doldurmuş bugün. Gel kızım. O çoğu sen al. O çoğu ben mi alayım? Arkadaşlar soframızı size şöyle göstereyim. Bizim Ramazan menümüz iftar yemeğimizde. Şu bayağı vereceğim. Şimdi niye vereceğim? Ekmek bulamadık herif. O gece yedi tazeyi. O bir tane komşudan aldığımı. Tamam. Heh, bizim yok. Bizim iftar menümüzde. Benim ekmek. Ben yemiyorum. Ekmek. Annem niye benim hep sözlerimi kesiyor babacığım? Annemin çene var o zaman. Çene maşallah. Konuşsun. Arkadaşlar İftar menümüzde neler var sizlere bahsetmek isterim hemen. Burada annemin bugün kurmuş olduğu mor lahana turşusu. Çok lezzetli oluyor. Biz bayılarak yiyoruz. Aynı bugün bunu sulu yapmışsın ama.
Burada bizim salatamız var. Babamın salatası var burada. Hurmamız ve ceviz koydum. Yerli arkadan ses var. Benim çok sevdiğim yoğurt yayla çorbam var. Gel yavrum, bu yana. Arkadaşlar şimdi iftarı güzelce açıyoruz. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Bizim bugünlük masamız bu şekilde, iftar menümüz. Annem de diğer yemekleri koyuyor bu arada. Babacığım Allah kabul etsin. Başka. Herkese kabul etsin tutanları. Evet, hurmayla açıyoruz orucumuzu. Şuradan senin açın. Bir de erik mahallem var, kendimkine getireyim hemen. Tamam bu, sen giy abi. Buradan otur, sen de yapalım. Arkadaşlar ezanın sesiyle birlikte. Bir de mahallemiz var burada. Evet arkadaşlar, bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanallarımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın arkadaşlar.